Zaten Haziran'daki enflasyon oranları Temmuz'daki maaşı etkiliyor. İşte Aralık ayındaki de Ocak ayında bunu bilerek zaten düşüyor. Hatta gün desem Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki Ocak ayında yüksek gelir enflasyon. Her zaman yüksek gelir yani fiyatlar artar. Bu bilinçli tabii ki. Şimdi asgari ücreti açıkladılar. %49 artışla beraber net 17 bin böyle nabız yoklamak amaçlı bir 17 bin civarında bunu sürdüler. Evet. Rakam tabii ki toplumda bilinçlenme, örgütlenme çok zayıflattı bu hükümet, bu iktidar. Tepki de gelmeyince evet 17 bin 2 liraya bağladılar bu işi. Şimdi %49 olunca hemen o geceden itibaren biz bu üç harfli marketlerin hepsi diğerleriyle beraber sabahlara kadar etiket değiştirdiler. Evet. Hatta bunların için özel ekipler, personeller istihdam ettiler. Bunları fiyatlara yansıttılar. Ama biz hala daha %49'u o zam şeyini almadan o üzerindeki fiyatları ödemeye devam ettik. Yani en az bir %50 zam yaptılar. Şimdi oradan da tabii ki bir sinyal yine belli enflasyonu ayarlayacak. Biz de söylediğimiz rakamlar 49-50 arası bir şey. 49-25'e bunu bağladılar. Fiyatlarda, ya biz bunu zaten asgari ücret açıklanınca hemen ödemeye başladık. Niye bunu Aralık ayı enflasyonuna yansıtmadın? Evet. Yansıtmıyor. Onu biriktiriyor, öteliyor. Ocak ayına yansıtıyor. Niye? Ocak ayında şey yok. Zam yansımıyor. Onu zaten yüksek çıksa da kademeli olarak bir dahaki Temmuz ayına doğru eritecektir onu. Şimdi bize göre en akın rakamları daha gerçekçi, daha reel olarak enflasyonu yansıtıyor. Çünkü zaten hükümetin kontrolünde onun ne istiyorsa, ne ayarlamak istiyorsa onu ayarlıyor. Yani Evet. uydurulmuş enflasyon oranlarıyla burada emekçi sömürülüyor. Bu TÜİK aynı zamanda üretici fiyat endeksini de ayarlıyor. Şimdi soralım o zaman hükümete. Sen memura verirken tüfeğe göre veriyorsun ama vergilerini, harçlarını alırken üfeye göre alıyorsun. Yani üretici fiyat endeksi işte yeniden değerleme oranına veriliyor. Vergileri %60'a yakın arttırdın. Keza otoyolları, tünelleri, köprüleri, bu işletmelerin geçiş ücretlerini bunları arttırdın. %76 civarında bir artış yaptın. Demek ki gerçek bu durum. Sen bize niye 2024 yılında %75'lik bir zam, %80'lik bir zam vermedin? Üzerine enflasyon farkında refah payını da koyarak niye vermedin? En kötü ihtimalle %80-85 olması lazım. Evet. Ama biz diyor memura %50 zam verdik. Ya zam vermedin ki. Sen geçen yılki enflasyonun farkını veriyorsun. O da kendine göre belirlediğin enflasyonun farkını veriyorsun. Hadi enaga göre hesaplayalım verelim. Evet. Bugün Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun devamlı düzenli olarak her ay açıklarız. Aralık ayındaki açlık sınırı 17 bine, yoksulluk sınırı 47 bine bulmuş. Şimdi asgari ücretler açlık sınırı eşitlendi. Yani burada hükümet yaptığı refah düzeyine işte veya şeyine göre değil, asgari olarak tabanda, sefalette, yoksullukta bütün emekçileri eşitlemek. Buradan en büyük mağdur tabii kök maaşlı. Kardeşim bak şimdi ben size şu rakamlarla söyleyeyim. 2001 yılında bir saniye hemen onu net söyleyeceğim çünkü Evet. çok korkunç bir fark var. Şimdi 2001 yılında
en düşük emekli maaşı maaşını oran hesaplarsak 25.500 liraya geliyor Mustafa Bey. Evet. Şimdi nereden nereye? 1,5 katından 3'te 2'sine düşürdük yıllar içerisinde. Doğru. Şimdi yani bu 17 bin lira zaten bütün emekliler almıyor. Şimdi bakalım diğerlerine ne yapacak? Hatta %37,5 onlarınki düşük çünkü daha da düşük olacak. Yani artık kiralar zaten Ankara'da düşünün 17-18 binden gidiyor, işte daha vasat olan yerler 11-12'den gidiyor. Şimdi bu emekli olduğu zaman ev alamıyor, barınacak evi de yok. Huzur evine gideceksin, huzur evleri bile kabul etmiyor bu şeylerden. Çünkü onların da fiyatları yüksek. Devletin zaten yeterli şeyi yok. Nasıl geçinecek bu emekli? Emeklilerimiz nasıl geçecek? Evet. Yani rakamlarla söylüyorum. Bakın nereden nereye geldi. Evet. Bunun dışında yine bir 2001 yılından hükümetin devraldığı zamandaki bir örnek vereceğim. Bu ülkede vergi yükü emekçinin sırtında. Bakın 2001 yılında ilk gelir vergisi dilimi 2800 liraydı. Evet. İlk dilim. Brüt asgari bütçede 167 TL idi. 2024 yılına bu yıla gelelim. İlk gelir dilimi 110 bin TL. Doğru. Asgari ücrette brüt aylık 22 TL. Şimdi rakamları bir oranlayalım, bir sadeleştirelim. 2001 yılında brüt asgari ücretin 16 katı iken bu 5,5 katına kadar gerilemiş. Şimdi tablonun özetini yaparsak ne olmuş? Vergi tabana yazacaktın. Cumhurbaşkanı'nın vergisini %50 indirdi. Bir kararla. Şimdi evet. Bu yoksullukta bu şeyde bir yerden bir şey yapabilir miyim? Bir kendimi kurtarabilir miyim diye bir çare arayış içerisinde. Emekli de çalışandır. Şimdi şans oyunlarını kumara özendirmek bu. Evet. Sen çalışanın vergisini %10'a sabitlesene. Niye kumarın şeyini vergisini düşürüyorsun? Bir başka amaçları da tabii ki bu özelleştirmeyle bu şans kumar oyunları sektörü hep yandaşlara, kendi adamlarına verdi. Onların da bu fırsattan istifade çünkü oynanacak milleti o halde yükseltmek.